Avrupa'nın kalplerden ödüllü çayı Mevlana Çay, Oktan Erdikmen'le haftanın yorumunu sunar. Merhaba Oktan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi diyelim, iyi olalım. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sorularımız hazır. Hemen başlayalım. Buyurun. Almanya'da suça karışan mülteciler sınır dışı edilmeye başladı. Sebebi nedir? Suça karışan mülteciler zaten sınır dışı edilmeliydi. Kanun o yönde. Buradaki tartışma konusu aslında başka. Suriye ve Afganistan'a sınır dışı edilmeleri şu anda söz konusu. Hatta Afganistan'a Cuma günü 28 tane mülteci sınır dışı edildi. Bunların hepsi suça karışmıştı. İşte çok ağır suçlar, işte cinayet, tecavüz gibi çok ağır suçlardan cezaevinde olanlar vardı. Ve federal hükümet ani bir tavır değişikliğine gitti. Bunun sebebi de Afganistan güvenli bölge değil. Uluslararası anlayışa göre, genel kabule göre ve hukuka göre Afganistan'da insanların can güvenliği yok çünkü Taliban yönetimi var. Bu yüzden sol partiler ve insan hakları örgütleri Afganistan'a, Suriye'ye de savaş bölgesi olduğu için Suriye'ye sınır dışına ne olursa olsun karşı çıkıyorlardı ve hangi suçu işlemiş olursa olsun herhangi bir mülteci bu ülkelere sınır dışı edilmiyordu. Ama mesela çok ağır bir Suç işlediniz. İşte Türkiye'de can güvenliğiniz olduğu için sizi Türkiye'ye zaten sınır şey diyorlardı eğer Türk vatandaşıysanız. Afganistan'a ve Suriye'ye etmiyorlardı. Şimdi bu başladı. Geçtiğimiz aylarda Münster Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Suriye'nin her bölgesinde savaş yok. Yani her bölgesine sınır dışı edilemez ama savaş olmayan bölgelerine sınır dışı edilebilir diye bir karar vardı. Ona dayanarak bu ülkede. de iki ülkeye de sınır dışılar başladı. Tabii bunun sebebi en son Zoringen'de yaşanan o bıçaklı saldırıdır. Geçtiğimiz hafta 5-6 tane bıçaklı saldırı oldu Almanya genelinde. Bunlardan iki tanesinin faili mülteciydi, yabancıydı. Diğerleri Almandı. Göç geçmişleri de yoktu. Ancak onlar medyada çok fazla tartışılmıyor. Genelde bir Alman suç işlediği zaman işte Alman suç işledi diye yazmıyorlar. Ama bir mülteci bir saldırı yaparsa, cinayet işlerse ya da terör eylemi düzenlerse hemen işte İslami terör eylemi düzenlendi, mülteciyi bıçakladı diye manşetten veriliyor. Hatta ilginçtir, bir iki olay aynı gün oldu. Aynı gün olan iki olaydan bir tanesini manşete taşıyan Alman basını, diğerini alt sıralarda haber olarak görmüştü. Medyada tabii kamuoyunda karşılığı olduğu için bu işin üzerine yangına körükle gidiyor. Bunlardan uzak durmak, kaçınmak lazım çünkü bunlar toplumu kamplaştırır. Ama tabii ki suç işleyen birinin Almanya'da kalmasını ben de doğru bulmuyorum. Yeni emeklilik tasarısında neler değişecek? Almanya'da emeklilik yaşı kademeli olarak arttırılıyor. 67 olarak en fazla emekli olabilecek. Önümüzdeki yıllarda 67 yaşında emekli olunacak. Bir de erken emeklilik var 63 yaşında. O zaman maaşınız biraz düşüyor şu anda tabii 63 yaşında biraz düşüyor ama 2 sene erken emekli olabiliyorsunuz. Bugün emeklilik yaşı 65 ama biz emekli oldum olana kadar 67 olacak. Şimdi tartışma şu. Emeklilik kasası eksi de çok ciddi açık veriyor. Emeklilik kasaları zaten genelde açık verirler ama 2. Dünya Savaşı sonrası çok hızlı bir doğum süreci olmuştu. Baby boomers dediler işte savaş sonrası teşvikler oldu ve çok fazla çocuk yapıldı. Onlar şimdi emekli olmaya başladılar. Ancak şu anda Almanya'daki doğum oranı çok düşük. İşte göç de sınırlı olduğu için, doğum oranı da düşük olduğu için çalışan sayısı maalesef emeklileri finanse etmeye yetmiyor. Bu yüzden hep bir reform düşüncesi var. Yani ne yapabiliriz de bunu denkleştirebiliriz? Yoksa her sene bütçeden işte milyarlarca euro para aktarmak zorunda hükümet. En son getirilen öneri şuydu: işte insanlar emekli olsunlar ama emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etsinler. Hemen maaşı almasınlar, emekli maaşı almasınlar, kasaya yük olmasınlar. Onun yerine işte işverenler ödemeye devam etsin. Son getirilen çözüm önerisi bu. Ama bu ne kadar işler onu bekleyip göreceğiz. Bu haliyle kabul olması bekleniyor. Gençler için kötü. Çünkü ileride daha da az olacak emekli maaşları en son %48'e sabitlemeye çalışıyorlar. Yani aldığınız maaşın yarısını bile alamıyorsunuz emekli olunca. Mevcut maaşlarla geçinmek bile Almanya'da çok kolay değilken emekli maaşlarıyla nasıl geçinilecek bilmiyorum. Bir de onlardan devlet vergi alıyor. Yine e, önümüzdeki yıllarda tamamı vergiye tabi olacak bu maaşların. Vergi beyanı için son gün 2 Eylül yapmak zorunda mı? Almanya'da eğer vergi beyanını tek başınıza yapıyorsanız yani kişi olarak kendiniz gönderiyorsanız Finansamt'a o zaman başvuru için son tarih 2 Eylül. Aslında Ağustos ayının sonuydu, 31'iydi ama hafta sonuna denk geldiği için pazartesiye bunu sarkıttılar. Ancak bir mali müşavir ya da muhasebeci veya bir vergi derneği üstünden bu başvuruyu, vergi beğenlenmesini yapıyorsanız o zaman önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar vaktiniz var. Almanya'da e, vergi beyanı yapmak prensip olarak zorunludur ancak sadece maaşlı bir işte çalışıyorsanız. Örneğin, bir iş yerinde, fabrikada veya bir firmada çalışıyorsanız ve vergi diliminiz birse, yani bekarsanız, tek yaşıyorsanız, vergi diliminiz birse o zaman yapmak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde vergi diliminiz 4 4 ise evlisiniz ve vergi diliminiz 4 4 o zaman da yapmak zorunda değilsiniz. Ancak ek bir geliriniz yoksa yani vergi dilimi 1 ve 4 4 olanların da eğer ek gelirleri varsa mesela evi vardır, kira alıyordur ya da işte bankada parası vardır, faiz alıyordur. Efendim herhangi bir ek geliri vardır, borsada hisseden kazanmıştır, e, onun e, temettüsünü almıştır. Bu durumda onların da yapması gerekir ek gelirleri için. E, bunların dışında herkesin yapması gerekiyor. Yani vergi dilimi 1 ve 4 dört 4'ler hariç eğer 3 5 mesela karı koca çalışıyorsanız birinizin vergi dilimi 3 diğerinin 5 ise o zaman her şartta yapmak zorundasınız. Yapmazsanız sonunda ceza alırsınız mektup yollarlar. Eğer devletin sizden alacağı varsa, maliyenin sizden alacağı varsa maliye size mektup yollar zaten. Yapmasanız da size mektup gönderirler ve derler ki vergi beyanını mutlaka yap. Süre verirler şu tarihe kadar yap derler. Eğer sizin devletten alacağınız varsa devlet size mektup yazmaz. Bu durumda sizin yapmanız lazım ki üstte para alın. Almanya'da maalesef vergi beyanı yapmayı biz pek bilmiyoruz birçok şey vergiden düşülebiliyor. Neyin düşülüp neyin düşülemeyeceğini bile tam olarak bilmiyoruz. Bu konuda Avrupa'dan kanalında güzel bir röportajımız var. Hatta birinci video olarak sabitlendi. Neleri vergiden düşebiliriz diye. Onu e, izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü boşu boşuna vergi ödüyor insanlarımız. Bu durumda da devlete 20 milyar avro civarı bir para kalıyor. Yani insanlar vergi beyanında bulunup e, hak olan parayı geri almadığı için devlet kasasında daha fazla para tutmuş oluyor. Tekrar edeyim vergi diliminiz 1 veya 4-4 değilse e, mutlaka vergi beyanı yapmanız lazım. Eğer vergi diliminiz 1 veya 4 4 ise ve ek geliriniz varsa yine vergi beyanı yapmanız lazım. E, buna rağmen yapmadıysanız e, ve mektup da gelmediyse finansamtan o zaman devletten alacağınız var demektir. Yaparsanız iyi olur. Fransa'da ilginç gelişmeler var. Neler oluyor? Fransa'da çok ilginç gelişmeler var. Şimdi bir adım öncesine gidip inceleyelim. Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu. İktidarda Cumhurbaşkanı Macron ve Ulusal Parlamento'da da onun partisi çoğunluktaydı. Şimdi Avrupa Bir Parlamentosu seçimlerinde Macron'un partisi çok ağır bir yenilgi aldı. Aşırı sağcılar ve sol partiler başarı kazandılar. Bundan sonra Macron bir rest çekti halka ve birdenbire erken seçime gitti. Ulusal parlamentoyu feshetti anayasal yetkisine dayanarak ve erken seçim düzenledi. Zannetti ki işte halkın şimdi aklı başına gelecek. Ya başarı sağcılar bizi yönetemez, yapamaz diyecekler ve oyları bana verecekler diye düşündü. Ama öyle olmadı. Bu sefer erken seçimde sol cephe kazandı. Çünkü sol partiler bir araya geldiler ve seçimleri kazandılar. Birinci parti olarak, birinci blok olarak, ittifak olarak seçimlerden birinci çıktılar. Buraya kadar normal. Macron'un siyasi bir hatası, olağanüstü bir durum değil. Herkes böyle bir hata yapabilir siyasette. Bundan sonrası çok anormal. Çünkü Cumhurbaşkanı Fransa'da geleneklere göre seçimleri kazanan birinci partiye hükümeti kurma görevini verir. Türkiye'de de Başbakanlık sistemi varken öyleydi. Cumhurbaşkanı istese ikinciye de verir ama. Fransa'da şimdi bu oluyor. Birinci partiye yani sol cephenin gösterdiği başbakan adayına Macron hükümeti kurma görevi vermiyor ve bunu şöyle açıklıyor. Zaten siz kuramazsınız. Mecliste kaos olur diyor. İşte olaylar olur. Onun yerine diyor daha stabil bir hükümet kuralım. Ve diğer partilerle, sağ partilerle görüşüyor. Bir sağ hükümet kurmaya çalışıyor. E Sol cephede tabi buna bir darbe girişimi olarak niteliyor haklı olarak ve halkı sokağa çağırıyor. İşte Fransa'da ya Macron geri adım atacak ve sol cephenin liderine hükümeti kurma görevini verecek. O kurar ya da kuramaz onu bilemeyiz. O uğraşır kurarsa kurar başbakan olur kuramazsa götürür. Belçika'da öyle oldu geri verir yetki Cumhurbaşkanı'na ben kuramadım der. O da ikinci partiye verir yani adet budur. Böyle olması lazım. Eğer olmazsa Fransa'da sol gerçekten öfkeli ve çok ciddi grevlerin, mitinglerin, yürüyüşlerin hatta küçük çaplı ayaklanmaların bile başlayabileceğini öngörebiliriz. Bugün Dünya Barış Günü. Sizce dünyada barış olur mu? Dünyada son 300 yılda insanların, devletlerin birbiriyle savaşmadığı, çatışmadığı sadece 26 gün yaşandı. Barış herkesin dilindedir. Herkes barış ister ama barış kolay değildir. Çünkü barış bedavadır. Ama kapitalist sisteme para lazım. Bu çarkların bir şekilde dönmesi lazım. Ve bu çarkların başında olan insanlar da savaş kararı alanların dostlarıdır. Bu yüzden savaşlar bir türlü bitmiyor. Sürekli devam ediyor. Mesela bu son Ukrayna işgalinden sonra Almanya birdenbire işte korktu ve silahlanmaya 100 milyar ek bütçe ayırdı. Bunu sadece 3 kişi biliyordu. Milletvekillerinin bile haberi yoktu. Bir gecede silah şirketlerinin hisseleri iki katına kadar yükseldi. Yani bir gecede 100 milyarlarca dolar el değiştirdi. İnanılmaz paralardan bahsediyoruz. Yani milyonlar demiyorum, 100 milyarlar bile demiyorum. 100 milyarlarca dolar bir gecede el değiştirdi hakikaten bu sistemin içerisinde savaşların devam etmesi isteniyor. Çünkü savaş kararı alanların kendileri savaşa gitmiyorlar zaten. Onların çocukları da gitmiyor, yeğenleri de gitmiyor. Savaşa her iki taraftan da mesela Ukrayna'dan da Rusya'dan da gariban halk çocukları gidiyor. Bugün gidin Moskova'da da eğlenceler bir taraftan devam ediyor. yani. Ama diğer tarafta halk çocukları cephelerde ölüyorlar. 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak Sovyetler tarafından kutlanır. Aslında alternatif bir tarihtir. Birleşmiş Milletler'in Barış Günü olarak kutladığı tarih 26 Eylül. 1 Eylül'de bunu alternatif olarak Sovyetlerin kutladığı tarihti. Sebebi de 1939'da Almanya'nın Polonya'yı tam 1 Eylül tarihinde işgal etmesiydi. Hani bu bir daha yaşanmasın diye bu tarihi kutlamaya başlamışlardı. Bundan sonra e, temenni etmekten başka e, dua etmekten başka elimizden e, ne gelir bilmiyorum. Özellikle Filistin'de e, çok acılar yaşanıyor. Hakikaten biz unutuyoruz çoğu zaman işte sosyal medyada e, paylaşıyoruz falan sonra e, unutuyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Dünyanın maalesef düzeni böyle. E, i̇nşallah diyelim en kısa zamanda bu çatışmalar biter. Ama bunları bitirmek istiyorsanız güçlü olmanız lazım ekonomik olarak siyasi olarak, askeri olarak güçlü olursanız sözünüzü dinletirsiniz. her ülkede barış yanlısı, demokratik, ilerici yönetimlerin iş başına gelmesini diliyorum. Eğer öyle olursa zaten artık savaşlar da sona ermiş olur. Çok teşekkürler Oktan Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Avrupa'nın kalplerden ödüllü çayı Mevlana Çay, Oktan Erdikmen'le haftanın yorumunu sundu